kesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız. Belki şimdi geceler hep sabahsız. Mutlaka yine doğar güneş. Boşluktayım paramparça. Kaybolmuşum ben Araf'tayım. İhanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım. Güneşin nerede? Acının nerede merhemi söyle yüreğim. Aç güzelim aç. Tamam. Endişeli ince bir şey yok. Tamam. Korkma bak bir şey yok. Küçük bir yanık sadece. Güzelim benim. Tamam bir şey yok. Bak sen üflenince geçti. Gerçekten. Çok canın acıyor mu? Acımıyor. Hah, yanık kremi getirdim. Hah, Mehmet. Ben hallederim. Sen Güneş'i odasına götür. Güzelim. Söyledim ama bir şeyim yok. Mehmet teyzenle git geleceğim ben, tamam mı? Geleceğim. Hadi. Hadi gel canım. Hadi güzel kızım. Gel güzelim, gel. Gel bakayım. Sabrın için gerçekten çok teşekkür ederim. Hepsi yakında bitecek. Sen böyle bağırarak, çağırarak, kıyamet kopararak mı alacaksın o kızı? Öyle mi zannediyorsun? Sana asla vermeyeceğim o kızı. Çünkü sen bir zır delisin. İstediğin kadar doktor doktor gez. Mahkeme de o kızı vermeyecek zaten sana. Ama sana veremediğim terbiyeyi o kıza vereceğim. Kendim gibi. Kendi aileme layık bir kız çocuğu ortaya çıkaracağım. İyileşeceğim. Hepiniz göreceksiniz. Kızımı geri alacağım.
Şimdi sen bunu bir film gibi düşün. Yani hatta çizgi filmler gibi düşün yani. Orada da olur ya. Böyle senin gibi güzel kalpli, saf ama çok akıllı biri olur. Onun karşısında da çok kötü ve yaptığı kötülüğün farkında olmayan birileri daha olur. Bu filmlerin sonunda ne olur? Onu da biliyorsun, değil mi? Hep iyiler kazanır. Ve o kötüler de yaptıkları kötülüklerin farkına varırlar. Çok güzel çizmişsin be. Böyle olsun istiyorsun değil mi? Ben de. Ama sakın Elif'e söyleme, sürpriz olsun. Dur sen şuna, neler öğrenmiş, neler öğrenmiş. Anlat bakalım, başka neler olsun. Tamam, yüzük olacak zaten. Gelinliğimiz de tamam. Başka? Kocaman, büyük bir düğün olsun. Anlaştık, o da tamam. Başka? Müzik de oluyor, o da tamamdır. Başka? Dans ediyoruz. Tamam. Başka? Pasta nasıl olsun, pasta? Aa! Ne yapıyorsunuz siz burada? Hiç. Oyun oynuyorduk, değil mi? Hmm. Evet. Başka bir şey yapmıyorduk. Kendi odamda olacağım, hemen koridorun sonunda. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa kapıyı tıklatırsınız. Oldu mu? Gel buraya. Hadi atla. Gel bakalım. İkinizi de çok seviyorum. İyi geceler. Gelin hanım nerede? Güneş'le birlikte uyuyacak. Ne yapıyorsunuz? Nedir bu hal? Ümran Hanım, bence Güneş yeterince bugün korktu. Bu kadar yeter. Hayır, yeterli değil. Bu evin kuralları var. Söyledim sana. Koskoca kız olmuş. Tek başına uyuyacak. Ne demek biriyle uyumak? Bu gece son olsun. Güzelim. Yok mu? Fulya ablanlara gittiğimizde Gülümser teyzenin halini hatırlıyor musun? Ne kadar korkmuştun. Ama sonra ne oldu? Sen onun içindeki iyi insanı buldun ve ortaya çıkardın. Biliyorum. Masallardaki huysuz ihtiyar gibi değil mi? Güçlü. Ama sen ondan daha güçlüsün. Hatta hepimizden. O yüzden korkmana gerek yok ki. Ne düşünüyorum biliyor musun? Belki onun da içinde bir yerlerde iyi bir insan vardır. Ve sen onu bulup ortaya çıkarırsın.
Anne ne yapıyorsun ya? Gece gece ödüm patladı. Ya uyku tutmadı. Bunlar gerçekten evlendiler değil mi şimdi? Anne. Evlendiler dedim ya. Sana illa evlilik cüzdanımı getirip göstereyim. Ay ama öyle düğün olmadan olmaz ki kızım. Şöyle beyazlar içinde salına salına gelse fena mı? Hem iki oynardık. Anne. Yarın bir sürü işim var ve uyumam lazım. Düşünsene, Ümran cadısının karşısına geçmişim, göbek atıyorum. Oh! Anne ben uyuyorum. Sen git kendi odanda göbeğini at hadi. Ay Fulya, biz onlara bir hayırlı olsuna mı gitsek acaba? Anne de olsa Ümran Hanım'la... Ay ne hanımı ya? Ümran'la akraba sayılırız artık değil mi? Ümrancığım. Hayır anne. Bundan sonra bu evde mutlu bir şekilde hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Elif artık senin gelinin. Oğlum kimi getirse kabulüm demiştin, hatırlıyor musun? Söyleye söyleye kafasına girdin. Mutlu musun yaptığından? Baba olamayacak oğlum, mutlu musun yaptığından? Ama sen yoksun artık, yoksun. Ben varım ve ben karar veririm kimin gelinim olacağına. O zır deli kızının gayrimeşru dilsiz çocuğunu değil, kendi çocuğunu sevecek. Ben gelinimi seçeceğim, ben seçeceğim. Günaydın. Günaydın. Annenin kahvaltı içinde bir saati var mı? Hayır, bileyim de kızdırmayayım. Sakin ol. Ya Fırat, dün ne yaşadığımızı gördün. Ben bir daha aynı şeyi yaşamak istemiyorum. Annemin kuralları işte. Boş ver. Yani çocukluğumuzdan beri hep aynı. Kahvaltı masasında birlikte oturmanın aileyi bir arada tutacağını düşünüyor. Bir de iyi tarafından bak. Seni de artık aileden görüyor demek ki. Ya ne demezsin. Bilmediğim başka bir şey mi var? Sana bir şey mi söyledi? Ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın. Biz o raporu aldığımız anda her şey bitecek. Tamam. Gidelim mi, acıktık mı? Tamam. Hadi bakalım. Buyurun. Sağ ol Meveş. Günaydın. Günaydın. Gel bakalım bir tanecik.
Günaydın Güneşciğim. İlk gecen nasıl geçti? Güzel uyuyabildin mi? Bir şey konuşmak istiyorum yalnız. Gidebilirsin sen Mehmet. Afiyet olsun. Sağ olun bir şey. Sağ olun. Hadi yesenize. Ayrıca kendisi yiyemiyor mu? Bırak canım. Koca çocuk. Tamam. Zeytin istersen burada. Dün gece yaptığınız üzerine biraz düşündüm açıkçası. Bu saçmalık eninde sonunda ortaya çıkacak değil mi? Onun için güzel bir nikah töreni yapacağız. Buna gerek yok. Biz zaten böyle bir şey istemiyoruz. Nasıl gerek yok? Sen tabii bu konuyla ilgili biraz bilgisiz olabilirsin ama bu benim ailemin şerefi. Benim ailemin soyadını, Ayaz soyadını korumam lazım. Ayrıca o benim tek oğlum. Öyle annesinden habersiz, ipsiz, sapsız biriymiş gibi gizli saklı evlenemez tabii ki de. Konu kapandı burada. Annem çok doğru söylüyor. Haklı. Fırat. Ben de. Yani şimdi anladığım sahte bir nikah memuru bulacağız. O an orada gerçekten resmiyette bir nikah kıyılıyor gibi yapacağız. Doğru mu? Bravo. Sonunda oğlum olduğunu gösteren bir zeka pırıltısı görüyorum. Tamam. Ben hallederim. Güzel. Efendim Alper. Fırat, acilen şirkete gelmen lazım abi. Hisselerde bir tuhaflık var. Ya ben siz halledin. Alper olmuyor mu? Yok, yani bu sahiden garip bir durum. Sude de yok. Tamam, geliyorum kardeşim. Şirkete gitmem lazım. Sonunda. İşinin başına git tabii ki. Bir tanem, geç kalmam tamam mı? Gerçekten gitmem gerekiyor. Ben seni yolcayım. Sakı töreninde olacak mı anneciğim? Kahvaltı ne etsen? Ama önden bana söylemen lazım, hazırlıklı olalım. Güneşi de belki o kadın nedimesi yaparsın. Böyle gelinliğinin eteklerinden filan tutar. Saçmalama. Sade, güzel, basit bir nikah yapacağım. Sen de çok güzel giyineceksin ve orada susarak oturacaksın. Yapman gereken bu. Çok eğlenceli. Birlikte hastaneye gidecektik. Yetişirim ben, merak etme. Sen bu nikah töreni konusunda ciddi misin? Gerçekten sahte nikah memuru mu ayarlayacaksın? Sahte değil. Ya bırak annemle Dila öyle düşünsünler. O sırada da biz... Gerçekten evleneceğiz. Ya anlarlarsa? Ya yetiştiremezsek, her şey ortaya çıkarsa? Annem hala şokta. O şokunu atlatana kadar biz istediğimizi almış oluruz. Konuştuklarımızı düşün. Ayrıca en kötüsü olsa bile ben sizi asla bırakmayacağım.
İyisin değil mi güzelim? Senin ailen nerede? Haber vermedin herhalde onlara da. Kimsem yok benim. Öldüler mi yani? Anladım. Tamam, daha iyi. Konuk işini ben halledeceğim. Davetiyeleri yollayacağım. Senin de bana güzel, sade bir nikah organize etmeni istiyorum bu konakta. Zaten yapabildiğin en iyi şey de bu galiba, değil mi? Yani böyle basit bir şey, sakın abartılı bir şey yapma. Doydun mu güzelim? Ama önce bir Göbüş'e soralım. Göbüş'ün tam olarak öyle söylemiyor. Ama ben onu nasıl ikna edeceğimizi biliyorum. Evi suyundan biraz daha içer misin? Belki o zaman ikna ederiz. Hı? Hadi. Afiyet olsun. Hadi şimdi odana git, eşyalarını al gel, sonra kreşe gidelim. Aslında var ya, ben çok takdir ediyorum seni, biliyor musun? Güneş'i de abimi de nasıl güzel kandırmışsın. Bana da sırlarını anlatsana bir ara. Yani ben de senin gibi palyaço gibi davranıp böyle yapış yapış canım cicim dersem. Bir de neydi? Güzelim dersem. Güneş beni de sever mi? Tamam. Bırak saçmalamayı. Bundan sonra Güneş'i kreşe sen götürmeyeceksin. Annesi götürecek. Onu ben götürmeliyim. Bence yeterince orada tatsız şeyler yaşandı, hatırlatırım. Bana alışkın. Alışkın. Sen doğurmadın, emzirmedin. İki gün baktın diye anne mi oluyorsun? İki gün koynuna aldın, iki masal okudun diye anne mi oluyorsun? Bu evde herkes haddini bilecek. İyiyim. Ben kızımı okula bırakayım o zaman. Gelin de sofrayı toplasın. Afiyet olsun anneciğim. Ali, bana iyi haber ver. Davalar düşürüldü. Yakalama kararı da kaldırıldı. Resmi belgeleri şimdi aldım. Zaten başvuru yapmıştık. Raporu aldınız mı? Resmi olarak evlenmenize bir engel kalmayacak. Çok teşekkürler kardeşim. Sağ olasın. Siz ne yaptınız? Bugün öğleden sonra doktor randevumuz var Ali. Raporu alır almaz sana getireceğim. Bu arada bak, sadece iki günümüz var. Bütün prosedürleri iki gün içinde halletmiş olmamız gerekiyor. Merak etme Fırat, süreci elimden geldiğince hızlandıracağım. Sağ olasın. Güneş, istesen de istemesen de burada bağırıp çağırsan da benimle geleceksin. Ver şu çantanı. Ver dedim sana. Tamam güzelim. Buradayım. Ben konuşurum. Nasılsa zamanla alışacak. O zaman bu numaralara da gerek kalmayacak. Aşağıda kızımı bekliyorum ben. Güzelim. Gel. Gel bakalım. Sadece okula bırakacak seni. Bak, başka hiçbir şey olmayacak. İnan bana. Ben de istemiyorum. Ama senden sadece birkaç gün dayanmanı isteyeceğim.
Bak sonra her şey düzelecek. Hı? Olur mu? Teşekkür ederim güzelim. Seni çok seviyorum. Seni her şeyden çok seviyorum. Gidelim mi? Sana. Bak, isteyince oluyormuş işte. Gel. Saat 14'te hastanesinde kadın doğum servisinde randevumuz var. Ne işin var senin kadın doğum servisinde? Ben çıkıyorum. Nereye? İşim var. Ne işin var? Ben böyle her yaptığımı söylemek zorunda mıyım size? Evet. Peki. Arkadaşlarımla buluşacağım. Sizin isteğiniz üzere nikah organizasyonuyla ilgili Fulya'yla buluşacağım. Bu kadarı yeterli mi? Akşama yemek yapacaksın. Unutmadın değil mi? Unutmadım. Kalma. Günaydın Elif Ayaz. Fulya, benim rapor için hastaneye gitmem lazım. Ümran Hanım nikah töreni istiyor. Nikah töreni mi? Ne? Anne bir dur. Nasıl ya, anlamadım. Anlatırım sonra. Sade ve şık olmalı. 2 gün sonraya. Davetlileri kendi ayarlayacakmış. Geçen sene yaptığımız töreni hatırlıyor musun aile arasında? Ha, hatırladım. Ama yani o kadar küçük mü olacak? Evet, 10-15 kişi falan olur herhalde. Ona benzer bir şey yapsak yeterli. Sen halledebilir misin? Hallederim, hallederim de şey, nikah memuru falan nasıl olacak? Sahte bir memur olacağını düşünüyorlar. İyi de siz yani şey... Ha, herkes sahte sanacak ama siz gerçekten. Ya siz böyle siz. Tamam tamam, ben hallederim. Sen şey, hastane işini hallet. Hadi bay bay. Tamam. Ne olduğunu söyleyecek misin? Hadi artık, zorla mı söyleteyim sana? Of anne. Ümran Hanım
herhalde sosyeteyi açıklamak için bir nikah töreni düzenlememizi istemiş. Ha, ne zaman? 2 gün sonra falan galiba. Ben? Yani biz? Biz de geleceğiz değil mi? Of anne. Eğer izin verirsen bir nikah organize etmem gerekiyor. Tamam? Bu Ümran cadısı bizi kendine layık görmez tabii. Elif'imin de anası babası yok ki ona sahip çıksınlar. Seni duymuyorum anne. Alo, Saniye. Evde misin? Birazdan yanına geleceğim. Bir şey konuşmamız lazım. Güneş. Hadi gel, çantanı takalım. Alper, Alper niye arıyorsun? Gelmeyeceğim şirkete. Ne var? Uyuyor musun sen daha? Dila, lütfen bana bulaşma. Yalnız kalmak istiyorum, lütfen. Sude. Sude çabuk kalk, yanıma gel. Yoksa ben çok kötü şeyler yapacağım. Ne? Bir dakika, ne diyorsun sen ya? Bilmiyorum, bilmiyorum. Aklıma tuhaf tuhaf şeyler geliyor. Dün gece o kadınla kızımı yatakta sarmaş dolaş görünce öldüresim geldi. Oracıkta. İkisini de. Sude, beni durdurabilecek tek kişi sensin. Lütfen bana yardım et. Neredesin sen? Sokaktayım. Kreşe bıraktım Güneş'i. İyi, tamam. Gel bana, ben de konuşalım, olur mu? Tamam. Abi görüyorsun değil mi? Ya bu beni acayip rahatsız etti ya. Grip değil mi? Ne zaman başladı bu? Yani işte bir sürü böyle küçük küçük şirket bir süredir hisselerimizi topluyor. Peki bu bize özel bir durum mu yoksa başka şirketlerden de hisse alımı yapıyorlar mı? Yani detaylı bakmadım. Bir bakayım, haber vereyim abi sana. Alper, bunlar kimmiş öğrenin. Yani kuruluş sermayelerini, kuruluş tarihlerini, her şeyini öğrenin bana. Tamam, konuşuruz. Bitti değil mi işin? Ne olur bir sorun olmadığını söyle. Hiçbir sorun yok, merak etme. Sen hastaneye geç, ben de hemen geliyorum. Tamam, geç kalma lütfen. Tamamdır. Gözden kaçırma sakın. Dikkat et. Evet, al bakalım. Otur da anlat bakalım benden ne istiyorsun. Sude. Ben senin benim aklım olmanı istiyorum. Öyle şeyler yapalım ki annem bile alkışlasın istiyorum. Bu Elif'in başına para ödülü koymuştuk ya, aynı onun gibi. Ya tamam, bir sakin olur musun? Ayrıca şu kafandaki şeytanları da bir uzaklaştır. Önce sakin olacağız, tamam mı? Tamam. Sakinim. Ne yapacağız peki? Yani zaten... Dediğin gibi ise Ümran Hanım Elif'e dünyayı dar edecektir. Senin de Elif'e vereceğin en büyük zarar çocuğunu almak olacaktır. Bunu gerçekten çok istiyorum. Eğer çocuğun velayetini Ümran Hanım'dan almak istiyorsan Dilacığım, kendi yolunu çizmelisin. O psikoloğa gideceksin, düzenli raporlarını alacaksın. Ya iyileşeceksin, iyileşmek zorundasın. Böylece hem annene hem de Elif'e çok iyi bir ders vermiş olacaksın. Evet, yapacağım. İyileşeceğim. Kızımı alacağım. Ya bu çok uzun sürmez değil mi Sude?
Yani gerçekten Dila, inanamıyorum. Beni dinlemeyeceksin. Tamam. Lütfen. Sude, tamam. Tamam, gitme. Ne dersen yapacağım. Söz veriyorum. İyi, tamam. Randevun ne zaman? Almadın bile değil mi? Ah Dila ya, ben seninle ne yapacağım? İyi tamam, bugün ben seni götürüyorum, tamam? Hazırlanıp geliyorum. Sude. Ha? Peki siz? Yani abim ya sen? İkimiz de aynı şey yapacağız Dila. İnsanlar olduğumuzu onlara göstereceğiz ve bize güvenecekler. Ve bizi er ya da geç sevmeyi öğrenecekler. Dilek Uyar. Buyurun. Elif. Nerede kaldın? Kusura bakma trafik. Ben burada bekliyorum. Hanımefendi buyurun, sizi bekliyoruz. Çocuklar, aile resimlerini bitiren resimlerini masaya bırakıp bahçe saatine çıkabilir. Hadi gel bakalım. Yayda. Güneşçim. Bazen birbirini sevmek aile olmak için yeterlidir. Kimi seviyorsan, anne, baba ya da ailen olarak kimi görüyorsan onun resmini çizebilirsin. Tamam mı? Merhaba. Doktorla görüşmek istiyorum lütfen. Fatma Balgöz siz misiniz? Hayır, Ümran Ayaz ben. Ümran Hanım, sıramız geldiği zaman ben size haber vereceğim. Siz biraz bekleyin. Fatma Balgöz burada mı? Pardon. Beni tanımadınız herhalde. Hayır. Önemli değil. Gelinim Elif Hanım gelmişti buraya. Aslında biz beraber gelecektik ama ben yetişemedim. İyi mi, merak ettim. Bunu gelininize sorarsınız Ümran Hanım. Hastalarımızla ilgili bilgi veremiyoruz maalesef. Fatma Hanım burada mı? Buradayım, burada. Buyurun. Geldim. Buyurun. Ragıp Bey merhaba.
Yok yok, iyiyim. İyiyim, bir şeyim yok. Size bir şey danışmak için gelmek istiyordum. Müsait misiniz acaba? Tamam, geliyorum. Seni eve bıraktıktan sonra raporu Ali'ye götürürüm. Ondan sonra da nikah işlemi vesaire, memuru hepsini hallederim ben. Elif. Bak hadi rahatla artık biraz. Bir sorun çıkmayacak, göreceksin. Hadi gidelim. Ben bugün kendimi pek iyi hissetmiyorum. Başka zaman gelsek. Hadi kalkalım gel. Dila. Dila. Sen çocuğunu geri istiyor musun, istemiyor musun? Lütfen. Hadi otur şuraya. Dila Hanım. Buyurun, içeri alabilirim sizi. Sen de gel. Saçmalama. Yapabilirsin. Hepimizin yüzleşmesi gereken şeyler var hayatta. Hatta benim bile. Hadi yapabilirsin. Sen içeri girdikten sonra ben şirkete geçeceğim. Çıkınca beni merak etme. Hadi. Yapabilirsin. Hoş geldiniz. Merhaba. Buyurun lütfen. Burası hiç düşündüğüm gibi bir yer değilmiş. Siz nasıl düşünmüştünüz? Daha önceki hastane deneyimlerime bakarsak... ne bileyim, bir sedye vardır. Ben ona yatarım. Siz sorarsınız, ben cevaplarım gibi. Size sormamı istediğiniz, anlatmak istediğiniz şeyler mi var? Ama isterseniz önce tanışalım. Haklısınız, kusura bakmayın. Nasıl yapalım? Ben başlayayım mı o zaman? Buyurun. Ben Dila Ayaz. 29 yaşındayım. Bekarım. Yani bekar bir anneyim. Bu kadar yeterli mi? Siz yeterli olduğunu düşünüyorsanız elbette. Peki Dila Hanım, sizi bugün buraya getiren sebep neydi? Ben kızımı istiyorum. Kızıma iyi bir anne olmak istiyorum. O yüzden buradayım. Sizin için iyi bir anne olmak ne demek? Bilmiyorum ki. Annem beni hiç sevmedi. Bana hiç iyi davranmadı. Bunun beni hasta ettiğini düşünüyorum. Eğer iyileşirsem ben de iyi bir anne olabilirim. İyileşmek dediniz. Sizin için anne olmak ve iyileşmek aynı şeyi mi ifade ediyor? Evet. Çünkü babam da iyileşecek. O zaman tam olacağım. Babanızla ilişkiniz nasıldı? Çok güzeldi. Yani abimle beni çiftliğe götürürdü. Atlara bindirirdi. Bize sürekli güzel şeyler alırdı. Gezmeye götürürdü. Ama geceleri eve dönmezdi. Bence annem yüzünden. Annem abim dışında kimseyi sevmez. Abinizle ilişkiniz nasıl? O kadın gelene kadar her şey çok güzeldi. Kadın geldikten sonra beni yok saymaya başladı. Bir kenara itti. O kadın sadece abimi elimden almadı benim. Kızımı da elimden aldı. Onu kandırdı, gözünü boyadı. Kızım artık beni değil, o kadını seviyor. Lütfen yardım edin bana. Ben çocuğum beni sevsin istiyorum. Beni sevsin istiyorum.
Dila Hanım, sizi çok iyi anlıyorum. Ancak terapi zaman ister. Bu beraber yola çıkacağımız, beraber ilerleyeceğimiz bir süreç olacak. Ama ben şimdi birazdan kızımı kreşe almaya gideceğim. Bu yine benim elimi tutmayacak, yüzüme bile bakmayacak, biliyorum. Hemen o kadının yanına gitmek isteyecek. Ne olur yardım edin bana, ben ne yapmalıyım? Peki şöyle bir şey sorayım. Eğer kızınızın yerinde siz olsaydınız, nasıl olsun isterdiniz? Bana kızmasın. Anlayışlı olsun. Sabırlı olsun. Anlayışlı olmak, sabırlı olmak, bir de kızmamak. Kızmak kötü. Hoş geldiniz Elif Hanım. Hoş bulduk. Bu akşam yemeğini siz hazırlayacaktınız ya, Ümran Hanım size hatırlatmamı söyledi. Tamam, ben bir yukarı çıkıp geliyorum. Peki, görüşürüz. Bu kadar acil olan şey nedir, merak ettim. Ragıp Bey, size bir şey danışmak için geldim. Kısır olan bir kadının çocuğu olabilir mi? Yani önce raporları görmem lazım. Hatta bahsettiğiniz kişiyi bir de bizzat muayene etmeliyim. Kısırlık tek bir nedenden kaynaklanmaz. Onlarca farklı sebebi olabilir. Yani ne bileyim, bir ufak da olsa bir ihtimal olabilir mi? Teorik olarak mümkün. Yani yoğun stresten kaynaklanan psikolojik nedenlerden veya daha önceden fark edilmeyen gizli kalmış bir hastalığın etkisiyle kısır olduğuna kanaat getirilen ama doğum yapan hastalarla karşılaştım. Ancak daha detaylı bilgi verebilmem için hastayı bizzat muayene etmiş olmam lazım. Size onunla ilgili o zaman net bir cevap verebilirim. Güneş, buradayım kızım, gel. Şey, bir sarılmak yok mu ya? Nasıl geçti günün? Aslında ben ne düşündüm biliyor musun? Hemen eve gitmek zorunda değiliz ki. Birlikte dondurma yiyelim mi? Hamburger yiyelim o zaman. Parka gitmek ister misin? Eve mi gitmek istiyorsun? Tamam. Eve gideriz o zaman. Ben maydanozları yıkadım. İstersen doğrarım. Köfte maydanoz koymuyor musun? Onları ayrı servis etmeyi düşünüyorum. Yani isteyen kendi tabağını alır. Güneş sevmiyor da koyarsak yemez. Çocuklara faydalı şeyleri sevdirmek çok zor değil mi? Çok. Güneş'in yanıma geldiği zamanları hatırlıyorum da sofraya ne koysam yemiyordu. Ama sonra sevgiyle her şey halloluyor. Zamanla yemek işini çözmeye başladım. Biraz ondan, biraz benden. Bir şekilde dengemizi bulduk. Ama siz asıl onu hamur işi yerken görmelisiniz. Hamur işlerine bayılıyor. Bir gün beraber poğaça yaptık. O küçücük ellerini görmeliydiniz. Bence büyüyünce birçok aşçıya taş çıkaracak. Tava nerede acaba? Hemen önündeki çekmecede. Yavaş düşeceksin.
mısın? Ay yürüyor. Çok özledim seni. Gel bir öpeyim. Nasıl geçti bakalım okulun? Yüksel miydi? Güzelim hadi sen de. Üstünü değiştir, elini yüzünü yıka. Ben de gelirim. Anneciğim, gel üstünü beraber değişelim. Elif, istersen sen salataya devam et, ben köftelere bakarım. Bakalım, bakalım neler varmış. Bence bunu seveceksin. Onu mu giymek istiyorsun? Tamam, giy o zaman. Eskiden de böyleydin. Benim seçtiğim hiçbir şeyi beğenmezdin. Güneş. Böyle olmak zorunda değil. Bunu düzeltebiliriz. Mesela alışverişe gideriz birlikte. Sen neyi beğeniyorsan onu alırız. Ne dersin? Tamam. Acelemiz yok zaten. Hadi giy sen o zaman. Ne? Benim çıkmamı mı istiyorsun? İyi. Ben seni dışarıda bekliyorum o zaman. Başka bir şey yoksa bana müsaade abi. Yok Alper, sağ olasın. Fırat! Evlenmişsin, haber vermiyorsun, hiç aşk olsun. Öyle olması gerekti. Ya biliyorsun bu son yaşanan olaylardan sonra en doğrusu buydu Sude. Sen öyle diyorsan. Bak sen biliyorsun benim için her zaman çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir dost oldun. Her zaman. Aman canım neyse boş ver şimdi beni. Her zaman mutlu ol. Olur mu? Teşekkür ederim. Tebrik ederim.
Güneş. Ne yapalım istersin? Resim mi yapalım, oyun mu oynayalım? Yoksa bahçeye mi çıkalım? Hı? Resim yapmak istiyorsun. Tamam. O zaman sen gel bakalım, otur şöyle. Ben de resim defterini alıp geliyorum. İçeri gel, konuşacağız. Sen de çık dışarı. Çık dedim sana. Aa. Gel güzelim. Sen tamam, bak bana. Sen odana git, resmi çizmeye başla. Sonra da ben yanına geleyim, tamam mı? Hmm. Yok bir şey. Aa. Elif belli ki sana iyi bir terbiye verememiş. Onun için ben sana terbiye vereceğim. Aile büyükleri bu evde sana ne diyorsa onu yapacaksın. O aile büyüğü de benim, değil mi? Bundan sonra sana derhal çık dediğim zaman çıkacaksın. Anladın mı beni? Geleceğim ben yanına. Hadi. Otur. Düğünde gelinlik giymeyeceksin. Çünkü bu bir düğün değil. Bu eşe dosta yalnızca bir duruş. Benim ailem için yaptığım bir şey. Anladın mı beni? Yani sizin mahvettiğiniz ve yıktığınız her şeyi düzeltme çabası diyelim. Benim de öyle bir niyetim yok zaten Ümran Hanım. Ha güzel ama... Yani oğlumu elde etmek için her şeyi yapan bir kadın, değil mi? Bunu da yapabilir diye düşündüm, bilmiyorum. Bitti mi? Bitmedi. Hah! Ümran Hanım. Hmm. Ben de sizi arıyordum. Elif Hanım bütün yemekleri yaptı. Ne varsa aşağıda hepsini halletti. Aa. Bir gidip bakalım nasıl yapmış o zaman. Evet. Demek bunları yaptın. Güneş'le aran iyi anladığım kadarıyla. Evet. Çocukları bu kadar seven bir kadın, çocuğunun olmaması. Ah, ne büyük acı. Hiç küçücük bir ihtimal bile yok mu? Ya
Bu sizi hiç ilgilendirmez. Doğru. Tabii ki ilgilendirmez. Çöl gibi kuru ve bereketsiz bir kadının çocuğunun olup olmaması beni niye ilgilendirsin tabii? Hem de en kısa zamanda arkasına bile bakmadan kaçacak olan bir kadın olduğunu düşünürsek. Evet. Mevleş, yemekler de bu kadın gibi kuru ve bereketsiz. Yenisini yap bana. Onu yiyemem, bunu giymem. Ya Mehveş sanki bilerek yapıyor bana. Ona biraz zaman versen Dilacığım. Bak anneliğin yarısı sevgi ise yarısı da sabır. Ya ama bir görsen bana karşı nasıl inatçı, nasıl suratsız. Ne? Kime çekmiş acaba? Hadi üzme kendini. O da alışacak sana zamanla. Sen öylesen. O kadın bu evde olduğu sürece Güneş benim yüzüme bile bakmayacak. Dilacığım biraz önce ne dedim ben sana? Ha? Elif çok sevgi dolu, çok sabırlı. E ne yapsın çocuk? O da onu annesi gibi görüyor tabii. Sen de onu annesi olarak görüyorsun. Bu kadar kolay söylediğine göre. Hayır, ben öyle demek istemedim. Sen Güneş'i hayatında istemediğin için onlar anne kız olmuşlar. Güneş'in gözünün Elif'ten başkasını görmemesi normal değil mi? Hastanede görmedin mi? Güneş ancak Elif hastaneye geldikten sonra iyileşti. Tabii ki bu demek değildir ki hiç seni sevmeyecek, seni hiç benimsemeyecek. Birazcık sevgi ve sabır her şeyi çözer. Hı? Hadi, şimdi kendini toparla. Sonra da aşağı yemeğe gel, tamam? O iyileştirmiş. Sanki doktor. İyileştirmişmiş. Saçmalık. Mehveş her şey çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hadi güzelim. Aslında gelin hanım yaptı yemekleri. Ama köfteler biraz kömür ve böyle kuru olmuştu. Onun için yemedik. Sağ olsun Mehveş tekrar yaptı. Anladım. Kömür gibi de olsa Elif'in elinden her şeyi yerdim ben. Boşuna zahmet vermişsin Mehveş'e. Afiyet olsun herkese. Teşekkürler Mehveş. Bir tanem, senin günün nasıl geçti? Nereye? Güneş. Ya böyle terbiyesizlik olamaz. Kabul etmiyorum. Nasıl bir eğitim verdin sen bu çocuğa? Böyle pat diye masadan kalkamaz. Sakin olsana biraz. Çok güzel olmuş. Nedir o? Sen sonra bak istersen. Hayır, şimdi bakmak istiyorum. Ver. Al. Aa, ne güzel bir güneş çizmişsin. Bu da anne ile anneanne herhalde, değil mi? Güneş.
Beni de mi çizdin? Güzelim. Gel sen buraya. Çatlak patlak küsü yuvarlak kremalı börek sütü çörek çek dostum çek. Ailen de benim. Oturacaksın, bu resmi bir daha çizeceksin. Anladın mı beni? Dila. Geçin siz bir tanem. Bir şey yok Kuzey'im, gel. Gel sen buraya. Hadi. Fırat abisi yedirir misin? Gel bakalım. Evet. Bence annen haklı. O resmi bir daha çizmen lazım. Eğer olmuyorsa bir daha çizmen lazım. Çünkü o senin annen, ben anneannenim, Fırat da senin dayın. Ama bu kadın senin hiçbir şeyin değil. Anne. Size afiyet olsun. Aç ver sen onları. Hadi bakalım. Hadi karnımızı doyuruyoruz. Aç ağzımızı kuş. Aç bakalım ağzını kuşalım. Hoppa aferin sana. Bir tane daha. Hadi bakalım. Ya aile resmi yapmış. Elif ve Fırat'ı çizmiş. Sude inanabiliyor musun? Bir de o aptal arkadaşıyla annesini çizmiş galiba. Biz yokuz. Ya ben yokum Sude, ben. Dilacığım, biz de seninle bunu konuşmadık mı tatlım? Psikoloğunu dinleyecektin, sabırlı olacaktın hani. Ya o kadın Mehveş'in bile gözünü boyamış. Ne dedi bana bugün biliyor musun? Elif Güneş'e çok iyi geliyormuş. Hatta Güneş'i Elif iyileştirmiş. Tatlım, biz de tam olarak bunu konuşmadık mı seninle? Hani Güneş'e daha iyi bir anne olacağını kanıtlayacaktın. Ya iyi de nasıl yapacağım ben bunu Sude? Nasıl yapacağım bilmiyorum ki. Tamam Sude. Görüşürüz. Dila bak saçma sapan bir şeyler yapayım da... Dila. Dila. Of. Bunlar nasıl olacak bu işler ya? Ben de seni iyileştirebilirim. Ama önce hasta olman gerek değil mi? Endişeliyim. Kafamdaki sesleri bir türlü susturamıyorum Fırat. Ya annen evliliğimizin sahte olduğunu öğrenirse? Ya Güneş'i bana bir daha hiç göstermezse? Ya onu buradan alıp götürmeye kalkarsa? Merak etme. Hiç kimse bir şey öğrenemeyecek. Sadece bir günümüz kaldı. Ama her şeyi yapabilir değil mi? Güneş'in velayeti onda olduğu sürece her şeyi yapabilir. Elif, seni rahatsız eden başka bir şey var. Bana babandan... Yani... ona evde baktığınızdan hiç bahsetmemiştin. Bahsetmedim.
Çünkü unutmak istiyorum. Yani sanki olanlar hiç olmamış gibi, sanki babam birazdan içeriden bir yerden çıkıp gelecekmiş gibi. Ne oldu ona? Merdivenden düşmüş. Nasıl? Bilmem. Hem bilmiyorum, ben evde yoktum. Düşmüş, sonra da tahmin edebileceğin gibi gitmedik doktor. Baktırmadığımız uzman kalmadı. Ama sonuç hep aynı. Çok üzüldüm. Üzülme. Ben üzülmek yerine bugüne kadar babam bana kattıklarına sığınıyorum. Derler ya, baba çınar gibidir. Gölgesi yeter. Peki senin baban, o? Küçük bir şey halledip geliyorum ben, tamam mı? Bitirdin mi? Çok güzel olmuş. Bunlar biziz peki. Bunlar kim? Arkadaşlar. Burası neresi? Yetimhane mi? Ha, onlar da senin yetimhanedeki arkadaşların. Güneş, gelinlik tamam da buna pek söz veremeyeceğim. Ya. Güneş. Sakla, sakla, sakla. Ne yapıyorsunuz siz burada? Hiç. Güneş'le biraz sohbet ediyordum. Bu kadar. Hmm. Ama Güneş'in uyku saati geldi. Sohbetinize yarın devam edersiniz. O zaman iyi geceler. Kendine bir aile çizdin ha. Çok güzel. Kendine toplama bir aile yaptın ha Fırat. Başkasının çocuğundan, başkasının karısından. Güzel. Çok güzel. Aile daha kuruluyor. Of. Davetiyeni aldım Nurdancığım. Gördün mü? Süper. Bak mutlaka bekliyorum. Yani elimden geleni yaparım tabii. Biliyorsun işler güçler. Ya biliyorsun. Yazın yapacaktık ama iddet müddeti diye saçma sapan bir şey varmış. Hı? O ne? Eğer daha önce evlilik yaptıysan ikinci defa evlenirken 300 gün beklemek zorundasın Sude'cim. Öyle kafana göre evlenemiyorsun. Neyse süre doldu işte. Bak bekliyoruz tamam mı? O Fırat'ın dibinden ayrılabilirsen tabii. Evet.
Bunlar sahte evlilik yapmışlar. Biz kaçacaklar zannediyorduk. Yani sahte pasaport falan ayarlıyorlar diye düşündük ama... Hadi yat bakalım. Kapat üstünü de. Al oyuncağını da yanına. Konuştuğumuz gibi herkes kendi yatağında yatacak. Anladın mı? Gelip kontrol edeceğim seni. Sabah uyanınca birbirimizi göreceğiz ama. Bir süreliğine. Tamam mı güzelim? Hadi şimdi uyu. Korkarsan ben hemen yan taraftayım biliyorsun. Hadi. Gel. Güzel uyu. Güzel uyan. Söylüyor. Gelsene. Seni o kadar çok seviyorum ki. Merak ediyorum. Güneş olmasa benle evlenir miydin yine de? Sen? Hapse girmeyecek olsam, mecbur kalmasak evlenir miydin benimle? Sence? Bu sorunun cevabını bilemeyeceğiz.
Günaydın. Günaydın. İyi uyudun mu? Evet. Yatağın çok rahatmış. Asıl sen orada iki büklüm yattın. Rahat uyudun mu? Ben bütün gece seni seyrettim. Ama doyamadım. İşe bakayım ve hazırlanayım. İyi. Ben de Ali'yi arayayım. Günaydın Fırat Bey. Fulya günaydın. Hazırlıklar nasıl gidiyor? İyi gidiyor ama konu arkadaşım olunca hiçbir şey beğenemiyorum. Normal. Bir şey söyleyeceğim. İzin olursa organizasyon içine benle Güneş de dahil olabilir miyiz? Güneş de siz mi? Aklınızda bir şey mi var? Evet. Ya bak söz vereceksin, kimseye söylemeyeceksin. Elif'e bile, tamam mı? Söz. Tamam, sizi dinliyorum. Fulya, ben Elif'in gelinlik giymesini istiyorum. Ama Ümran Hanım gelinlik giymesini istemiyor Elif'i. Sen boş ver annem şimdi. Güneş için aceleyle evleniyor olabiliriz. Ama ben onu gelinlik içinde görmeyi çok istiyorum. Vallahi ben de istiyorum. O zaman sana bir moda evinin adresini yollayacağım gün içinde, oldu mu? Bu arada bir de ek olarak 5 tane küçük şirin kız kostümü istiyorum. 5 tane mi? Ne yapacaksınız ki? Orası birazcık karışık. Attı. Fırat. Bak tamam. Üzgünüm Güneş. Ya arada bir böyle şeyler yapıyor. Refleks de, istem dışı, farkında olmadan. Ama yine de haber verdiğin için çok teşekkür ederim. Sen çok duyarlı, mükemmel bir çocuksun. Günaydın Mehmet. Günaydın. Oo,
Mis gibi de kokuyor vallahi, karnım çok acıkmış. Zaten her şey hazır. Hadi sen de sofraya geç. He? Ama sen herkese göz yumurta yapmışsın. Güneş omlet sever. Öyle mi? Aa dur, ben onu hemen almışım. Dur dur dur, ben hallederim. Gerisini sen halledersin. Kolay gelsin. Ay güzel kızım. Herkesin karanlığı kalbinde. Herkesin hikayesi